Hepinize merhaba arkadaşlar. Köyetmen Kitap kanalına hoş geldiniz. Ben Furkan. Ben Hatice. Bugün neredeyiz? Bugün Narven'deyiz arkadaşlar. Ve size tatilimizden bir vlog çekmeye karar verdik. Şu an itibariyle de başlatıyoruz. Evet, daha önce oda tanıtımını içeren bir video izlemiştiniz belki. O videoyu izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Sonra da bu o videonun devam videosu niteliğinde bir video olacak aslında. Evet, şimdi odadan çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Böyle iki karşılıklı iki daire var burada ve iki katlı bir yer. Böyle iniyorsunuz. Şimdi dış koridoru da göreceksiniz zaten. Karşıda da aynı şekilde daireler var. Bunun tam benzeri. Şöyle bir tünel var. Bu aşağıdaki tünelden biz zaten havuzlara iniyoruz, gidiyoruz. Evlerin koridoru da bu şekilde. Evet, dışarıda serin ve kuş seslerinin olduğu bir hava bizi karşıladı. Evet, sabah saatleri şu an serin gerçekten. Böyle yaz zamanında bu serinliği bulmak çok güzel oldu. Şöyle bir turlayacağız. Hadi buyurun size de gösterelim. Biz villaların alt kısımlarından çıkış yaptığımızda arkadaşlar şöyle bir ana girişe yönlendiriyor sizi. Burada bir sürü böyle yer var aslında. Yukarıda birazdan göstereceğiz size. Macera Parkı da var. Orayı da deneyimlemek istiyoruz. Bu alan açık otopark arkadaşlar. Ama bizim kendi kapalı otoparkımız da var mesela. Yapay bir göl yapmışlar. Gel ona da bakalım. Hemen oraya bakalım. İnşallah güzel gözüküyordur şimdi güneş arttığı için. Şu an işte fena değil. Biraz ışıktan dolayı ışık gidip geliyor. Bak şurada nilüferler var. Balık mı var? Balık var. Balık da var. Evet. Balıklar da var. İnce ince. Nilüferler var. Nerede? Kenara kadar geldi de çıkmadı. Seni görünce geri döndü. Şöyle ilerleyeyim. Böyle bir gölet yapmışlar buraya. Yeşil, o köşede küçük kurbağa. Bir kurbağa var. Kuyruğun nerede falan diye. Böyle bir iğrenç bir şakayla başladık. Bunları kullanabiliyoruz zaten burada. Tabii tabii. Resepsiyonda ATV turları var. Bilgi alabiliyorsunuz oradan. Ücreti karşılığında yararlanabiliyorsunuz da. Hatta pek çok kurs koymuşlar. İşte binicilik kursu var, fotoğrafçılık kursu var. Onlardan da yararlanabiliyorsunuz. Şöyle yukarı mı çıkalım şimdi? Evet, şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Burası doğa şeyin, yürüyüş yolunun başladığı parkurun. Ha, koşu vesaire yapabilirsiniz. Evet, burada. Bak ATV ve safari yapmak isteyenler bu tarafa gelebilir. ATV turu 5 saat. Nerede yazıyor? Nerede gör? Evet, şurada yazmışlar. Ben bisikletler de kiralanıyordur. Ama bisikletleri ne kadar kiralıyoruz? Ona dair bir bilgi görmedim. Şu ATV'leri kullanabilirsiniz geldiğiniz. Hadi bakalım. Evet, şimdi yemekhane kısmına geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, size hemen gösteriyorum. Burada çeşitli ekmekler var. Siz istediğiniz kadar, istediğiniz dilimi kesip buradan alabiliyorsunuz. Şurada çorba servisi yapılıyor ama şu an var mı bakalım. Dün buradan çorba, evet çorba kalmamış. Demek ki bu sabaha çorba yok. Hemen diğer kahvaltılıkları göstereyim size. Simit, poğaça. Poğaça şişleri de çok güzel gözüküyor. Ama genelde dışarıdayken çok poğaça tercih etmiyorum ben. Farklı şeyler tercih ediyorum. Aa, burada varmış mesela ezogelin çorbası varmış bugün. Yumurta dakikalarına göre alabilirsiniz mesela. Daha az haşlanmış, daha çok haşlanmış. Tepsi böreği var. Bu neymiş? Patates var. Menemen görüyorum. Kabak kızartma. Patates kroket. Orada sosis gördüm. Şöyle geçeyim hemen. Bu tarafta da neler var? Burada değişik peynir çeşitlerini görüyoruz arkadaşlar. Bal, salam, meyveler bol bol. Çok güzel meyveler de var. Evet, dünkü gibi. Hemen şurayı göstereyim. Böyle kahvaltılık gevrek falan seviyorsanız mesela buradan tercih edebilirsiniz. Değişik değişik kahvaltılık gevrekler var. Leblebi var. Beyaz leblebi var. Ondan sonra burada ne var? Kuru ürünler var. Burayı Furkan şu an çok sevecek. Şimdi ödemeyi gerçekleştiriyor. Ben hemen çekeyim de istedim o yüzden. Burada kuru ürünler. Bisküvi, gofret falan da koymuşlar. Aynı zamanda şöyle kızarmış da bir ekmek koymuşlar. Etmek gibi. Şurayı da bakalım. Burada da ne varmış? Burada da reçel, bal, klasik ürünler, pekmez falan var. Şuradan hemen bol bol salatalık, yeşillik doldurabilirsiniz tabağınıza. Burada da zeytin çeşitlerini görüyorum. Zeytin çeşitleri de bayağı oldukça fazla zaten. Burada yoğurtlu mezeler var sanırım. Yoğurtlu mezeler görüyorum. Turşu koymuşlar. Ezme var. İşte değişik mezeler de yine bulunuyor kahvaltılık. Aynı zamanda
Şu alanı da hemen size göstereyim. Ondan sonra kahvaltı tabağımı yapacağım. Böyle büyük bir alanda, geniş, ferah ve temiz bir alanda kahvaltınızı ya da akşam yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Evet. Furkan Bey tabağını doldurmaya başlamış bile. Neler koymuşsun? Kabak kızartması buldum. Şöyle bir küçük poğaça. O poğaça çok güzel duruyordu. Evet, sıcak yani şeyin altı. Ben normalde poğaça istemiyorum ama sanki bir ufak alacağım gibi. Mesela ben normalde hep simit tercih ederim. Simit de pastane simidiydi, o yüzden onu almadım, bunu aldım. Evet, belki ben de ufak bir tane alırım. Ben o zaman yer bulayım bize, ondan sonra ben de geleyim, tabağımı doldurayım. Evet, kahvaltımızı yaptık. Şimdi odamıza gidiyoruz. Oradan da öğle arasına kadar havuzları kullanmak istiyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Sonra bir iki saatlik havuzların şeyi oluyor, temizlenme, bakım süreci oluyor. Ama bir iki saatte zaten bütün istasyonları oraya biliyorsunuz. Aynen. Öyle güzelliği var. Hepsi bağlantılı birbirine. Sanırım 12'den saat 2'ye kadar havuzları kullanamıyorsunuz. O ara temizleniyor çünkü. Zaten biz de o ara belki bir şeyler atıştırır. Ondan sonra biraz dışarıya çıkarız. Dün biz at çiftliğine gittik mesela. Orada bir lavanta bahçesi var. Oraya uğrarız. Sizlere de belki oraları gösteririz. Hem de çevreyi görmüş, yakın, tanımış olursunuz. Hemen karşısı zaten. Evet, evet, çok aşırı yakın yani. Yürüme gidilebilir. Yürüme gidilebilir. Hemen şöyle 200 metre ileride sayılabilir yani. Evet, şimdi de kayıp balık Nemo'nun çekildiği yere geldik arkadaşlar. Burada bir sürü turuncu balık var. Bilmiyorum gözükecek mi, şöyle gösterirsem. Değil mi, gözüküyor mu? Gözüküyor. Biraz gözüküyor. Çok bak, fazla var. Bak oralarda var. Burası gözüküyor. Uzunlamasını diyor. Şu an diyor. Çok yüksek bak, bir yerdeyiz. Şunun aynısındayız biz şu an. Aa, evet evet. Bayağı yukarı çıktık, çıkarken korkulu de zorlandık. Korkulu var mı? Korkulu da yok galiba. Korkuluk yok. Biraz tehlikeli yok, aslında. Evet. Çocuk falan çıkarsa evet. Sıkıntılı. Evet arkadaşlar, yürümeye devam ediyoruz. Şu an o villalar bölgesinin oradayız. Burada böyle tek katlı müstakil şöyle, yerler var. Arkamda da hemen gördüğünüz üzere tenis sahaları, oyun parkı falan da bulunuyor. Yani aslında burası çocuklu aileler için özellikle çok kullanışlı bir yer, öyle değil tabii mi? Tabii tabii, yani hiç sıkılmazlar. Genelde biliyorsun işte 15 günlük devre mülklerde birkaç gün sonra yapacak şey kalmıyor. Sadece evet. Havuz belli bir yerden sonra sıkıyor belki tabii, insanı. Tabii. Ama böyle etkinlik alanlarının olması da çok güzel gerçekten. Evet. Evet, karşımıza şimdi ufak da bir hayvanat bahçesi çıktı aslında. Ha, şurada küçük bir poni. Poni. Beyaz. Burada da bir poni. Gel midilli çocuk. Bunlara midil deniyordu. Evet, ben bunlara eskiden atların yavrusu zannediyordum. Hı, ama sonradan öğrendim ki bambaşka bir tür. Tabii. Şurada da bir şeyler var. Bunlar ne oluyor acaba? Tavus kuşları değil mi? Aa, yumurtası bile var bak. Nerede? Şurada nerede? Bir yumurtası var, gördün mü? Bunlar hindi olabilir bu arada. Tavus kuşu dedik ama şunlar vallahi belki, bunlara ne diyorlardı? Tokat bülbülü mü ne, bir şey diyorlardı. Farklı farklı isimleri var. Ben hiç anlamıyorum vallahi ya. Bilmiyorum. Ha bak, şunlar tavus kuşu değil mi? Bazı açılan mesela isimleri olduğunu. Ha, tokat tavuğu bak, bak sen tokat bilmişsin. Evet. Burada da tavus kuşu. Evet. Tavus kuşu tavus mesela kuşu. Bu bazen şişiriyor arkasını. Evet. Ama belki kanatlarını açıyor. Beyaz şişirse çok efsane olmaz mı? Hmm. Gelinin kız kardeşi. Gelinin kız kardeşi. Öyle bir şey havalı. Hadi devam edelim. İyi, hadi bakalım devam edelim, buradan da çıkalım. Böyle yürüdükçe farklı yerler görüyoruz yalnız. Evet, şimdi az önce gördüğünüz o köy yolundan ilerledik ve çok fazla değil zaten. 100 metre ilerleyince hemen karşınıza bir at çiftliği çıkıyor arkadaşlar. Burada böyle çay da veriyorlar. Böyle bir kafe gibi yapmışlar aslında burayı, çay bahçesi gibi. Aynı zamanda da bir at çiftliği hemen şuradan gösterebiliriz belki. Fiyat sorabilirsin Furkan, merak nerede ediyordun. Evet, burada aslında yani ev sahipleri burayı çevrelemiş, böyle bir şey yapmışlar. Muhtemelen kendi mülkleri yani burası. Kendi evleri, bahçeleri. Böyle bir alan oluşturmuşlar. Ama şu an atları göremiyoruz. Evet. Bir sorabilirsin belki. Kolay gelsin. Eyvallah. Ne kadar acaba kiralık atlar? Abi turu 30 lira. Turu 30 lira. Evet, eyvallah. İçeride ben ayrıca. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir gezelim. Çok ya. Güzel yapmışlar gerçekten. Böyle oturma yerleri de çok otantik yapmışlar. Çok güzel olmuş. Çardaklar yani. Ay, bir de minik köpek var burada. Köpeğe bak Furkan, geliyor. Bu köpeğin adı ne? Pamuk. Pamuk.
Evet, şimdi Furkan ata binmek istedi ve birazdan uygunmuş binecek. Uygunmuş bu arada yalnız. Yani piyasaya göre uygun. Şu beyaza bineceğim arkadaşlar birazdan. Şu siyah körmüş. Yani evet, öndeki görmüyormuş. Körmüş. Bak şu arkadaki de çok güzel değil mi? Çok asil bir hayvan ya. Bak çocuk nasıl da yapıyor. İşte diyorum ya, Muhammed biliyor işi. Onlar kardeşler galiba. Evet herhalde kardeşler. Aile. Burası bu arada Güleç Gastro olarak geçiyor. Bir aile çiftliği. Evet, Furkan Bey geliyor. Nasıl? Nasıl? Çok efsane. Denemek ister misin? Hayır. Prensesle tanıştık. Muhammed Ali de sağ olsun yardımcı oldu. Evet, şimdi Furkan atını bindi. İlerliyoruz. Şu karşı tarafta bir de lavanta bahçesi var. Oraya doğru gideceğiz. Orada da fotoğraf çekelim. Evet, size burayı göstermek istiyorum hemen. Mor bir bisiklet. Şurada bir salıncak yapmışlar. Biraz da insanlar var. Sıramızı bekliyoruz. Fotoğraf çekeceğiz. Bahçe ziyaretimizi sona erdirdik arkadaşlar. Şimdi geri dönüyoruz. Bol bol fotoğraf çekildik. Başka götüreceğim bir yer var mı yoksa otele mi döneceğiz? Bu kadar. Otele doğru dönelim istersen. Artık yavaş yavaş gideriz zaten. Yemek saati de yaklaşıyor. Biraz karnımız da acıktı sanki. Evet. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Lavanta tarlasında insanlar çok böyle sıra bekletiyorlar maalesef. Evet. Yani o yüzden bir yer vardı mesela, çok güzel çekilecektik. Bir 10-15 dakika rahat bekledik. Hala aynı kişi fotoğraf çekiliyordu. Çıktık. Yani biz de en son geri çekildik. Yani çekilmeyelim artık dedik. Yani yapacak bir şey yok dedik. Biraz böyle dikkat edilmesi gerekiyor. Bizde böyle tadında bırakmak diye bir şey yok yani. Öyle maalesef. Evet, evet. Arkada insanlar da geliyor bir yandan. Evet, hadi buyurun. Devam edelim. O zaman biz otele gidelim. Yemekte görüşürüz arkadaşlar. Sonra da artık bu videoyu herhalde bugünlük kapatırız. Evet, yemekhaneye geldik arkadaşlar akşam yemeği için. Size şöyle göstereyim menüleri. Gayet çok fazla çeşit var. Karnabahar, graten, etler, pilavlar, şu karşıda çorbalar var. Biraz gürültülü bir ortam. Artık çok gürültülü olursa belki size müzikli koyarım. Olmazsa da sesimi duyabilirsiniz. Şöyle burada pide çeşitleri falan. Yine bu tarafta da farklı farklı yiyecekler var. Bugünkü menüde gayet güzel duruyor. İştah kabartıyor gerçekten. Hemen şöyle tatlıları da göstereyim. Çok fazla çeşit oluyor tatlılarda da. Bakın. O soğuk baklava da var. Süper. Şöyle şu taraftan da göstereyim. Çok güzel tatlı çeşitleri ve meyve çeşitleri de var. Bu taraf yine salata kısmı. İstediğiniz gibi böyle salata yapıp soslandırabiliyorsunuz. Bu tarafta da zeytinyağlılar oluyor genellikle. Şöyle baştan itibaren göstereceğim şimdi size. Şöyle genel bir görünümü görebilirsiniz. Çekeyim. Çok güzel zeytinyağlılar da çok güzel. Dün akşam ben deneyimledim böyle az az, ufak ufak. Hepsi birbirinden lezzetliydi. Özellikle bir zeytinyağlı bamya vardı. Aşırı güzeldi. Var mı bugün bakalım? Bugün... Baş tarafta var. Zeytinyağlı bamya mı? Ha, var o tarafta. Tamam, teşekkür ederiz. Burada barbunya var zeytinyağlı. Evet, zeytinyağlı bamya bu tarafta. Böyle genel olarak. Çeşit gerçekten çok fazla. İçecekleri de yine şu taraftan temin edebiliyorsunuz. Yine bu alanları kullanıp oturup yemeğinizi keyifle yiyebilirsiniz arkadaşlar. Tam böyle yemeğin giriş saatine denk geldik. Yani başlangıç saatine denk geldik. O yüzden çok kalabalık. Aslında o yüzden bu saati istemedik ama yine yol bizi buraya getirdi. Ben de tabağımı yapıp artık oturayım. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna doğru geldik artık. Az önce yemeğimizi yedik ve indik eve doğru. Yani videomuz bugün böyleydi. Bir vlog çekmek istedik size Narven'den. Nasıl bir günümüz geçti burada, neler yaptık. Hem de size etrafı göstermiş olduk aslında. Evet, tamamen hani her şeyi kullanmadık. Başka noktaları da var. Siz de geldiğinizde tabii keyfinize göre keşfedebilirsiniz. Çünkü aslında şöyle bir şey var. Bir önceki videoyu izlerseniz
Narve'nin odalarının ve havuzlarının nasıl olduğunu o videoda görürsün. Biz bugün havuzları göstermedik. Evet. Sadece dış alanı gösterdik veya evi göstermedik size bu videoda. O öyle bir video arıyorsanız o video bir önceki videoda arkadaşlar. Mutlaka onu da izleyin. En azından kafanızda şekillenmiş olur burası hakkında ki düşünceleriniz. Için, evet. Böyleydi. Biz bugün eğlendik aslında değil mi? Evet, değişik yerlerde. Siz de eğlenmişsinizdir videoyu izlerken. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir başka videomuza görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.